hastaneye. Ali'yi uzak tutun. Hemen! Herkes şaşkın amirim. Birkaçından bölük pörçük malumat alabildik sadece. Neymiş? Bombayı kahvenin içinde patlatmışlar. Bombayı bırakanlardan birilerini görmüşler mi peki? Adamın birisi görmüş ama tanıyamam adamı diyor. Karanlıkta oturmuş hep. Hemen hastaneye git. Emredersiniz amirim. Dolaylı malumat almaya çalış hadi. Emredersiniz. Bizi yıldıramayacaklar. Sakin ol. Ne sakini be, ne sakini. Arkadaşlarım ölmüş benim. Öldüler onlar. Duydun mu beni? Onları katlettiler. Sakin ol. Suizan etme. Bu bombayı buraya kim koyup patlattıysa... hepsini teker teker yakalayıp hesabını soracağız. Evelallah. Bunu yapanlar var ya, şunu bilsinler. Bu memlekette hürriyet sevdalıları asla pes etmeyecekler. İstibdatla mücadelelerine devam edecekler. Bu bombayı koyanlar var ya, onlar senin istibdat var diye şikayet ettiklerin değil. Bombayı koyanlar asıl hürriyetin can düşmanı olan fesat ehlidir. Nerede kaldın sen? Uzun sürdü. Karpatlardan bu yana böyle dövüşen bir kadın görmedim. Karpatlar mı? Kardeşler teşkilata dağılmamış mıydı? Her duyduğuna inanma. Bizi bekliyor. Fazla bekletmeyelim. Beklemeyi sevmez biliyorsun. Hadi. Ben çıktım. Daha köşeyi dönmeden havaya uçtu kahvehane diyor Mehmet Faruk. Daha iki dakika evvel memleketin istikbali için ümit var hayaller kurduğum arkadaşlarımın paramparça olmuş bedenlerini gördüm diyor. Kışla, telgrafhane. Bunlar istibdat idaresinin atar damarları. Ben de padişahın canını acıtmak isteseydim oralara hücum ederdim. Lakin idareye muhalif münevverlerin devam ettiği kahvehaneyi bombalamak. Zannediyorlar ki biz yolumuzdan döneriz. Bilmiyorlar ki bu yolun dönüşü yok. Bu yoldan dönmek demek kendini inkar etmek demek. Varlığını, inancını, aklını, ruhunu, her şeyini inkar etmek demek. Sen dönmezsin. Ben dönmem de bu vaka olmazsa bir sonrakine yolundan dönecek, çıkacak çok arkadaşımız vardır. Çıksınlar. Çıksınlar ki yolumuzu görelim, yoldaşımızı bilelim Ayşe. Bilmiyoruz Leyla yenge.
Taksim Kışlası'nın cephaneliği, Merkez Telgrafhane, bir de muhaliflerin kahvehanesi. Cephanelik hala patlıyor. Çok zayiat var mı? Araba araba yaralı ölü taşıyorlar hastanelere. Ben gidiyorum dadı. Aa kızım nereye gece gece? Dadı duymadın mı, çok yaralı varmış. Allah Allah, memlekette bir tek sen misin tabip? Bırak diğerleri yapsın. Beni tanımıyormuş gibi konuşma, bu kadar yaralı varken nasıl evde durabilirim? Hadi gidiyorum ben. Leyla! Meraklanma dadı. Paşam. Allah rahmet eylesin. Kahvehaneyi dün düzeltmişler. Bombayı kim koymuş, ne zaman koymuş kimse bilmiyor Mustafa. Kışlı ne durumda Gazanfer? Ortalık felaket paşam. Cephanelik hala yanıyor. Tulumbacılar cansiperhane yangını sıçratmamak için uğraşıyorlar. Davut Paşa ve Selimiye kışlalarından haber var mı? Oralarda asayiş berkemal. Sadece Taksim kışlasına saldırmışlar. Muhaliflerin kahvehanesi. Merkez telgrafhane. Bu mekanlar arasında mutlaka bir bağ olmalı. Ama ne? Ve dahiliye kim? Herkes. Herkesten şüphelenmemiz gerek. Mustafa. Bu listenin içine İngilizleri de almamız gerekiyor. İngilizler neden paşam? Mısır'ı işgal ettiler. Şimdi gözlerini Sudan'a diktiler. Paşa haklı. Mısır ve Abbas Hilmi Paşa'nın İngilizlerle işbirliği yaptığına dair evraklar var elimizde. İngilizler de bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. İyi de Mustafa'm, İstanbul'u patlatmakla İngilizlerin eline ne geçecek? İstanbul karışırsa Orta Şark'ta gücünü kaybedersin. İngilizler yaptı demiyorum. Ama kim yaptıysa kuşa bak taktiği bu. Kuşa mı bak taktiği? O neymiş Mustafa? Biz kuşa bakarken onlar istediklerini alacaklar. Bugün, yarın sonrasında Osmanlı'da ne oluyor ve neler olacak mutlaka öğrenmemiz gerek. Telgrafhane düzenine kadar hiçbir haber alamayacağız. Postaneyi patlatmışlar. Bütün hatları kesmişler. Ama biz gene de bu şüpheliler listesine İngilizleri almamız gerekiyor Mustafa. İngilizler değil. Ruslar. Fevkalade bir iş çıkardınız. İkinizi de kutluyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Arzu ettiğimiz karmaşa çıktı. Yarın diğer işi de bitirirseniz Yüce Efendi'nin istediği gibi Osmanlı Ruslarla savaşmak zorunda kalacak. Çarşın bombalama kısmını bilmiyor değil mi? Yok, bilmiyor. O yalnızca yarınki işi biliyor. Peki ya öğrenirse? Merkez telgrafhanedeki patlama haberleşmeyi çökerttiği için olup biteni telgrafla haber veremiyorum ki. Evet, telgraf çekemiyorum işte. Her şey sona erdiğinde ve Osmanlı savaş ilan ettiğinde Çar Nikolay çok şaşıracak. Evet beyler, ikinci safhayı konuşalım mı? Kesinlikle. Her şey hazır mı? Bu gece malları teslim alıyoruz. Mitra, Murat, ikiniz de geldiğiniz yerden çıkın. O girişi kimse bilmez. Zaharyas bir yanlış yapmaz değil mi? Yapmaz Murat. Thank you.
O neymiş öyle be Mustafa'm? Ruslardan başkası bilmiyor muymuş bu tekmeyi? Ben biliyorum. Manastır'da öğrendim. Bir Rus'tan. Dövüştüğüm adamın Rus olduğuna eminim. Elimizdeki tek delil bu mu yani? Bunlar da var. Bir Fransız kibriti. Yanmamış bir İngiliz fitili. Muhtemelen Rus imalatı bir bombanın parçası. Anlaşılan birileri bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Mustafa, madem bunun müsebbibi Ruslar, dertleri ne be kardeşim? İyi bilmece. Jön Türk kahvesini bombalayarak mahalleyi karıştıran fitne, Taksim kışlasını bombalayarak askeri infiali kışkırtıyor. Telgrafhaneyi bombalayarak irtibatı kesiyor. Paşam, yaralılar ve şehitler hakkındaki son malumat. Kışlada 20 şehit. Telgrafhane ve kahvehanede 9 şehit. 40'ı yaralı. 9'unun durumu ağır. Peki, gören, işiten hiç kimse olmamış mı paşa? Gökten mi yağıyor bu kadar bomba? Tahkikat devam ediyor sultanım. Olay vuku bulduktan sonra tahkikatı ben de yaparım efendi. Asıl önemli olan olay vuku bulmadan önce tedbirini almak. Payitahtımızın orta yerindeki kışlamıza elini kolunu sallayarak bomba atabiliyorlarsa, memleketin uzak yerlerinde kim bilir neler yaşanıyordur. Öyle değil mi sadrazam efendi? Nöbetçilerin içeri girmesi zor görünüyor sultanım. Biz daha çok bu menfur saldırının içeriden yapılmış olması ihtimali üzerinde duruyoruz. Hangisi daha beter bilemedim paşa. Peranın orta yerindeki muhkem mevkimize, kışlamıza dışarıdan sızmış olmaları mı? Yoksa silah arkadaşlarını, can yoldaşlarını, kardeşlerini havaya uçuracak kadar canileşmiş bu vatan hainlerini bunca zaman sinemizde beslemiş olmak mı? Hangisi daha beter bilemedim. Çok şehidimiz var mı? Bana ulaşan malumata göre 14 şehidimiz var. Bir o kadar da ağır yaralı, askeran ve zabit. Mekanları cennet olsun. Yeter artık, daha fazla yaralı getirmesinler. Burası doldu zaten. Diğer hastanelere yönlendirsinler. Kanaması artıyor. Tekrar soruyorum. Ruslar diyorum Mustafa. Yani onlar yaptıysa hesapları ne olabilir ki be kardeşim? Ruslar devam etmekte olan Müslüman isyanını kırmak için Kafkasya'da yapmadık zulüm bırakmadı. Bilhassa Dağıstan'da Şeyh Şamil'in peşinden gidenler Ruslara karşı muazzam bir direniş gösteriyor. Ya ben mi anlamıyorum Mustafa'm?
Bu Kafkasya'nın hesabını burada mı soruyorlar be kardeşim? Devir sınır ötesi gayri nizami harp devri. Herkes her şeyin hesabını her yerde soruyor. Mustafa'm, aklında bir şey var senin kardeşim. Bugünlerde Kafkasya'dan İstanbul'a gelen mühim birisi var. Onu kollamamız gerek. Şeyh Şamil'den sonra Kafkasya'nın yeni lideri Şeyh Bender. Ya Ruslar ya da onların adını kullanan birileri topraklarımızda büyük bir fitne tertip ediyor. Biz Ruslar bu iyiliğinizi asla unutmayacağız, Bay Zaharyas. Teslimatınız şu anda yapılıyor olmalı. İyilik aklınızda kalsın. Ama beni unutun. Günlük takibim bitti. Azat ettim seni. Oğlum neden bana bunları getiriyorsunuz ha? Sefarette çalışanların bütün kayıtları bende var. Bana sokaktan istihbarat lazım. Hadi al götür şunu. Hadi. Rusya masasına sen bakıyordun değil mi? Rus sefaretinin ve İstanbul'daki bütün hafiyelerin mutat takibini biz yapıyoruz. Bu aralar herhangi bir fevkaladelik yok efendim. Ben dövüştüğüm adamın Rus olduğuna eminim. Peki yeni gelen birileri olmuş mu? Sefaretteki adamımız 3 gün evvel 2 kişinin elçiliği ziyaret ettiğini söyledi. Lakin bu adamlar pamuk ithalatı yapan tüccarlardı. Benimki pek tüccara benzemiyordu. Biz tüccarları da takip ediyoruz amirim. Eyvallah. Bir durum olursa bildir. Emredersiniz. İnsanlar ahmak yerine koyup müstesni konuşmana gerek yok. Kimseyi ahmak yerine koyduğum yok. Bu benim üslubum. Seninle uğraşılmaz Farah. Siyaset kızıştı. Ve siyaset kızıştıkça sokaklar karışıyor. Ali ile yetemiyoruz. O yüzden ekibi çoğalttık. Artık 5 kişiyiz. 4 kişiyiz demek istedin galiba değil mi Mustafa? 5. 5 mi? Gel bakalım Ahmet.
Emredin kumandan. Artık kumandan yok. Askerlik bitti. Afiyeliğin hayırlı olsun. Ne? Bir çırak istiyordun, al sana çırak. Çırak mı istiyordun? Mustafa'm bundan çırak değil ancak çaylak olur. Burada da bir insan çıkartmasın mı ha? Aslan parçası. Farah, bu hengamede bir mara ceza vakfını unutmayın. Bugün derse başlayacağım. Gazanfer, sokağa çık, hastaneye git. Şahit toplamaya çalış, belki bir şey çıkar. Baş üstüne. Mustafa amirim ben... Mustafa'ya götür. Telgrafhanede bulduğunu söyle. Baş üstüne amirim. Söyle usta bey, yalamasın onları, yalamasın. Zehirlenir, mehirlenir, bir de onunla uğraşmayalım. Aslan! Amirim, Rus tüccarlarını takip eden adamımız orman yolunda ölü bulunmuş. Çıkalım. Ben de geleyim mi? Bir maraçız önemli. Mustafa'm. Hayırdır? Bana söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Ne gibi? Ya ne bileyim, böyle kalbinden geçen, canını sıkan bir şey var mı Mustafa'm? Oğlum ne soracaksan adam gibi sorsana. Ama belli ki senin bir derdin var Ali, ha? Ben taşırım. Ay, ben şunu... Süreyya'm, Süreyya'm iyisin değil mi? He? Yaralı falan değilsin, iyi misin? Çantamı aldı Ali, çantamı aldı. Ne var çantada Süreyya? Bu çanta için kendini perişan ediyorsun. İçinde mücevher mi var, evrak mı var, ne var? Tamam Ali, tamam, yok bir şey. Tamam, sonra konuşuruz, olur mu? Hadi gidelim. Onlar patlamalarla uğraşırlarken biz de adamlarımızın hepsini sizin arzu ettiğiniz yere sevk ettik. Hepsini değil efendi Cemil. Padre'yi uzaklaştırmak için yanlış zaman seçtiniz. Padre gibi bir silahımız var. Ama onu dolapta tutmayı tercih ediyoruz efendi Cemil. Yüce amaçlarımızı yerine getirmek için emirlerimizi harfiyen yerine getirmeye hazır mısın? Hazırım. Senden ne istenilirse yapmaya? Hazırım. Galip olanlar savaşmaya hazır mısınız? Hazırız! Seni körlükten kurtarıyorum. Bundan sonra teşkilatın başındaki padre sensin. Benim babamı sen öldürdün! Sen öldürdün benim babamı! Benim babam, senin baba dediklerinin öldürdüğü padreydi. Ve ben onun intikamını almak için ant içtim. Ben de Celal. Ben de babamın intikamını almak için ant içtim. Senin baban kim Celal? Ha? Tanıyor musun babanı? Doğduğun anda seni kucağına alan o adamı tanıyor musun sen? Kim soktu senin kalbine evladım bu şüpheyi? Celal'im, inandığın davadan,
Kendi ellerinle cennete uğurladığın kardeşlerinden şüphe etmene kim sebep oldu? Farah. Ha. Can düşmanımız olan Osmanlı Paşası mıymış onun babası? Sana öyle mi söyledi? Öyle dedi. Ha, yalan! Yalan! Ana! Bana Farah'ın yalan söylemesi için gereken bir tek sebep söyle. Bir tek sebep. De ki bana, Farah bunu bu yüzden yaptı. Bunun için yalan söyledi sana. Kardeşliğin meşakkatli yolları Farah'a zor geldi. Kendisi rahatı kolayı seçti. Şimdi de senin aklını çelmeye çalışıyor. Kurduğu o yalan dünyaya, o bataklığa seni de sürüklemeye çalışıyor. Ana! Öldürmek üzere olduğum bir adam bana oğlum dedi. Oğlum, oğlum, oğlum dedi bana. Kim aldı beni kucağına? Kim fısıldadı ismimi kulağıma? Kim? Kim koydu benim adımı? İlk kim Celal dedi bana? Bunların cevabı var mı sende? Ben de öyle düşünmüştüm. Dinamit lokumu. Tahribat büyük olsun diye kalıbı kalın tutmuşlar. Ne kadar baskı altına alırsanız infilak o kadar güçlü olur. Yine de bir emin olalım. Nihan, şu net yağını bir getir kızım bakayım. Tabii. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ne? Yaklaşın. Bak. Şuradaki armayı görüyor musunuz? Kartala benziyor. Evet. Ne demek? Ne demek? Rus yapımı demek. Kartal. Çift başlı kartal, Rus çarı Nikolay Alexander'ın arması. Hadi hadi sallanmayın hadi. İstemez. Allah şahidim olsun ki Osmanlı kanımın son damlasına dek harp edip babamın ucunu alacağım. Ne dedi sana? Bunun babasını Osmanlı asmıştı. Sebep? Tecavüz ve cinayet. İyi adam bulmuşsun. At onu cebine. Bırak Osmanlı'ya karşı savaşacağını sanırsın. Hiç sen. Gel bana yardım et. Donatalım şunları, zamanımız azalıyor. Şişt, acele edin hadi. Acele et. Acele edin hadi.
var, boşaltma mı yapmış, yükleme mi? Yükleme. Emin misin kardeşim? Buradaki izin derinliğiyle oradaki farklı. Araba bu taraftan gelmiş. Tekerlekleri geri geri buraya yanaştırmışlar. Burada çamura saplanmış. Yani buraya boş gelmişler. Arabayı burada yüklemişler. Aynen öyle. Silah yükledikleri kesin. Mustafa'm, bunlar bu kadar silah ne yapacak be kardeşim? Büyük bir iş peşinde oldukları belli. Sefer Efendi'ye soralım bakalım. Ben şu çırak Ahmet'e ve usta beye gidip bir bakayım. Gel. Leyla yenge, yaralılardan durumu iyi olanları sorgu için almam gerekiyor. Alabilirsin Gazanfer Çavuş. Bunu Padre'den önce ulaştır. Bonjour, les enfants. Bonjour, les enfants. Neyse, ben fazla rahatsız etmeyeyim. Size iyi dersler ilerler. Teşekkür ederim. Ha, bu arada birden aklıma geldi de şu... Muallime Feriha Hanım'ı arıyordunuz. Bulabildiniz mi acaba? Maalesef bulamadım. Anlıyorum. Paramparça hürriyet. Bu adamlar... Hulki Kemal Efendi ile Mehmet Sefa Bey. Daha doğrusu onlardan geriye kalanlar. Allah rahmet eylesin. Mehmet Sefa Bey'in daha yeni çocuğu olmuştu. Kim yapar böyle bir caniliği? Aklım almıyor. Suçsuz günahsız adamların arasına bomba koymak hangi vicdanı sığar? Harpte değiliz, isyanda değiliz. Muhalefetteyiz. Sizce bu kâfi değil mi? Muhalif oldukları için mi parçalandı bu adamlar? Kanunun şekilde neşredilen bir gazeteye yazı yazdıkları için mi? Krallar ordulardan değil, fikirlerden korkarmış Feriha Hanım. Osmanlı kışlasıyla Osmanlı telgrafhanesini havaya uçuranlarla... muhaliflerin kahvehanesini patlatanın aynı el olmasını sizin mantığınız kabul ediyor mu Server Bey? Benim aklım fena halde karıştı. Amaç da zaten kafa karıştırmak. Cemiyet içinde bir panik havası yaratmak. Ahali, devlet benim emniyetimi sağlayamıyor diye vehdetmeye başladığı vakit... şüphenin zerre kana karışmaya başlamış demektir efendi Cemil. Dün geceki bombalar bunu sağladı zannımca Yüce Efendi. Evet, işin askeriyede infial yaratma kısmı tamam. Muhalefeti kaşıma ve intikam hırsıyla doldurma tarafı da tamam. Şimdi sıra bu işi Rusların yaptığını ifşa etmekte ve ihtiyacımız olan harbi çıkarmakta. Evet, şimdiye kadar Çal'ın vekaletiyle yaptıklarımız Çal'ın istediği şeyler değildi. Şimdi biraz da Can Nikolay'ın verdiği vazifeyi yerine getirelim. Getirelim ki bize İran'daki nef yataklarını alma işinde destek olsun. Muazzam bir plan yaptınız efendi Cemil, bravo. Bütün deliller Rusları gösterecek. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Bir tarafta Osmanlı-Rus harbi, diğer taraftan... Fazla ileri gitmeyin efendi Cemil. Padişah'ı savaş tuzağına düşürmek zor. Neden böyle düşündünüz? Bak efendi Cemil, Boris Zaharyas zeki bir adamdı. Zekanın fazlası insanı yoldan çıkartır.
Nasıl? Mesela düşmanını küçük görmene yol açar. Sakın padişahı küçük görme Efendi Cemil, sakın. Padişah hazır olmadığı bir dönemde böyle kışkırtmalarla savaşa girmeyecek kadar zeki bir adamdır. Haklısınız Yüce Efendi. Hadi şimdi çara olan büyük hediyeni ver. Emredersiniz. Sultanım, Şeyh Bender'in İstanbul'u ziyareti çarımızı ziyadesiyle üzmektedir. Bak Sefir Efendi, bu ziyaret çarınızı üzmüş üzmemiş bizi alakadar etmez. Bizi alakadar eden şey Kafkasya'daki Müslümanlara yapmış olduğunuz zulümdür. Efendimiz... Bak Sefir Efendi, biz harp ettik ve aramızda bir sulh tesis ettik. Ve bunu yaparken bize bir takım sözler verdiniz. Kafkasya'daki Müslüman halka baskı yapmayacağız. Herkes dinini, inancını serbestçe yaşayacak dediniz. Sözünüzü tutmuyorsunuz. Kafkasya'yı Müslümanlardan temizlemeye, onları yok etmeye niyet ettiniz. Buna izin vermeyiz. Efendim, Şeyh Bender... Şunu iyi bilin Sefir Efendi. Şeyh Şamil direnişin simgesiydi. O Allah'ın rahmetine kavuştu diye zulmü devam ettiremezsiniz. Mazlumun ahı dile gelir, bir Şeyh Şamil gider, binlercesi geri gelir. Görüşme bitmiştir. Çekilebilirsiniz. Sefir Efendi. Dünkü katliamlarda devletinizin parmağı var ise aramızda sulh kalmaz. İletin çarınıza. Ne istiyorsunuz? 3 gün evvel iki tane pamuk ticaretiyle uğraşan Rus size geldi. Bana her gün bir sürü insan gelir. Fevkaladelik neresinde bunun? Şurada. Bu iki adam büyük bir suç işlemiş olabilir. İkametlerini biliyor musunuz? Hayır. Bilmiyorum. Padişahın misafiri olarak geldiğim sarayda sorguya mı çekiliyoruz? Neden öyle düşündünüz? Sorguya çekilmeyi gerektirecek bir şey mi yaptınız? Hayır. Ne münasebet. Güzel. Bitti mi? Gidebilir miyim? Telgrafhane ve kahvehanede çok fazla kaybımız olmamakla birlikte havaya uçan cephaneliğin yanında askeran yatakhanesi olduğundan... Harbiye Nezareti şehit aileleriyle yakinen ilgilensin. Ve ailelere derhal aylık bağlansın paşa. Baş üstüne sultanım. Zihni bulanık münevver takımında ciddi bir rahatsızlık var sultanım.
Yazıklar olsun. Bize muhalif oldukları için kendi evlatlarımıza bomba atacağımızı düşünen herkese yazıklar olsun. Paşa, açık yaraya kurt üşüşür derler. Derhal bu işin sorumluları, azmettiricileri bulunacak, en ağır şekilde cezalandırılacak. Devlet-i Aliye'de hiçbir suç faili meçhul kalamaz. Kalırsa eğer herkes her şeyi söylemeye kendisine hem cesaret bulur hem de cüret eder. Ferman padişahımızındır. Telgrafatları ne haldedir paşa? Mühendislerimiz hadise vuku bulduğu andan itibaren göz kırpmadan çalışmaktadır. Tez vakitte tamir edilmiş olur. Koskoca Devlet-i Aliye'nin telgraf düzeni tek bir merkezden mi idare ediliyor? O merkezin başına bir hal gelse, ki geldi, memleketin geri kalanıyla nasıl irtibat kuracağız? Bu neden evvelden düşünülmüyor paşa?